Akit TV ekranlarında Dünya 5'ten Büyüktür programındasınız sevgili izleyiciler. Evet, bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Gönül coğrafyalarımızı sizlere aktarmaya, sizlere anlatmaya devam ediyoruz. Soydaşlarımızla başladık sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz Batı Trakya Türkleri, onların sorunları. Çok da uzağa gitmedik hala. Çok yakınlardayız. Batı Trakya'da hemen sınırımızda. Sonrasında ne yaptık? Kırım Hanlığı vardı bilirsiniz geçmişinde. Kırım Türkleri, Kırım Tatarları, onların yaşadığı sıkıntıları sizlere aktardık. Ve şimdi tekrar çok daha yakına geldik. Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın sıkıntılarını, durumlarını sizlere anlatacağız sevgili izleyiciler. Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Başkanı Rafet Ulutürk konuğumuz, kendisi bize anlatacak. Onunla konuşacağız Bulgaristan'daki kardeşlerimizin durumunu. Rafet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, çok uzağa gitmiyoruz dedik. Hemen yanı başımızda komşumuz, çok da aslında uğramadığımız. Türkiye'de bir göç hareketi olmuştu 89 sanıyorum. Siz de evet. Bunu kitaplaştırmışsınız. Evet. Bu kitapla birlikte. Bu dönemde gönül coğrafyalarımıza kazındı aslında. Bulgaristan'dan göçler başladı ve oradaki soydaşlarımız, kardeşlerimiz Türkiye'ye gelmeye başladı. Onunla ilgili görüntülerimiz de var arkadaşlar, zaten yavaş yavaş verirlerse bir hatırlamış oluruz. Belki yaşı küçük olanlar vardır ekranları başında, unutmuş olanlar vardır, bilmeyenler vardır. Onlar da tekrar bu acıyı görmüş olurlar. İsterseniz oraya dönelim, oradan bir başlayalım. Bulgaristan Türklerinin o yaşadığı dramları, Bulgaristan'ın yaşattığı onlara bir dram vardı. Sonra Türkiye'ye göç oldu. Sonrasında ne oldu? Bulgaristan'da Türk olmak nasıl bir duygu? Bulgaristan'daki Türkler nasıl yaşıyorlar diye bir girizgah yapalım. Sonrasında da hem bugüne geliriz hem sizlerin dernek olarak çalışmalarınıza geliriz. Ama önce şöyle bir beyinleri hatırlatalım. Evet, şimdi Bulgaristan göç dediğimiz zaman aslında 89 değil de daha geriye dönmemiz lazım. Göç 1877-78 Rus-Türk Harbi'nden sonra. Hiç dinmeyen, hiç durmayan bir göç var. Şimdi 1877-78'den sonra bu göç yollarında çok insanımızı kaybettik. Yani gerçekten dünyada en çok kaybedilen, yani 5 milyon civarında, bunu Justin McCarthy yazmıştı. Evet. 5 milyon insanımız kayboldu bu göç yollarında diye. Şimdi bizler Bulgaristan Türklerine, Bulgaristan kurulduktan sonra Bulgaristan Türklerinin aslında çilesi başlıyor. Bulgaristan kurulduktan sonra ilk dönemlerde biliyorsunuz Türkleri evinden kovdular. Evlerinden, tarlalarını aldılar ellerinden. Daha sonra faşist dönemi geldi. Yine Türklere baskı vardı. Daha sonra komünist dönemi geldi. Tamam dedik, artık yaşayacaklar. Artık herkes rahat, herkes bireysel olarak hak ve özgürlükleri var. Fakat o dönemde de yine tekeze dediğimiz bu kooperatifler vardı. Kooperatifleri çıkartarak bütün Türklerin mallarını gasp ettiler. 90 senesi geldi. İşte 89 göçü. Asıl 89 göçü. 89 göçünden sonra yine bir umut doğdu, evet. Türkler için. Dedik yine artık bundan sonra daha rahat oluruz. Fakat 89'dan sonra yine hiçbir şeyler değişmedi. Yani Türkler açısından bir şeyler değişmedi. Neden değişmedi? Çünkü Türkler zaten çoğunu göç etmişti. Orada kalanlarımız da devlet yönetimini biz bilmediğimiz için, yani orada olanlar, evet. Devlet yönetimini yine bilenler, bu sistemin içinde olanlardı. Sistemin içinde kimler vardı? Komünist sistemine hizmet eden, bu Türk olabilir, Bulgar olabilir, önemli değil. Ama hepsi bu sistemin uşaklarıdı. Ve bugün de bu devam etmekte. Şimdi yine önümüzde bir seçim var. Yani insanlarımız göçten sonra şöyle bir düşünün. Her şeyini bırakıp bir anda sıfırdan tekrar herhangi bir yere, bilinmedik bir yere gidip tekrar sıfırdan başlıyorsun. Bir Bulgar'ın çok güzel bir şeyi var. Bulgar'a derler, bak inem var, benim iki tane inem, al bu inekleri. İki tane de ot var. Bizde otlar böyle şeydir. Evet. Yarısı bir şeylere.
git der, bunları da al yere, bunları da aç kalmasınlar, doyur bunları. Evi de al yere, evini de ver yere. Bu Bulgar başlar ağlamaya. Ya der, biz size ne yaptık? Yani ömür boyu çalışmış olduğu evini, her şeyini bırakıp bir anda gitmek. Evet. Nereye gittiğini de bilmemek. Neden burada bizim için Türkiye gerçekten, biz Bulgaristan'da yaşayan herkes için Türkiye bir umut, bir ışıktı bizim için. Yani bizim için Türkiye bir gün gelecek, bizi bu çileden, her şeyden kurtaracak diye hepimizin içinde bir büyük bir duygu veya bu duygularla biz, evet, büyüdük. Ama bugün baktığımızda yine Türkiye artık tabii eski Türkiye değil. İsmi de çok güzel. Beşten büyük. Yani dünya beşten büyük değil. Gerçekten artık Türkiye akılla, aklı önde götürmeye başladı. Çünkü artık Türkiye, bu yeni Türkiye'yi kurmakta yine bizler de bütün Rumeli, Balkan camiası, evet, tekrar ayağa kalkıp ve hep birlikte bu Türkiye'yi kurmalıyız. Çünkü, evet, gerçekten yeni bir dünya kuruluyor. Biz de mücadeleye destek olmalıyız diyorsunuz. Çünkü hani Balkanlardan Türkiye'ye olan umudu en iyi sizler biliyorsunuz. Bir gün mesela ben de Balkanları dolaşmıştım. İş gereği olarak orada belgeseller çekmiş, oradaki insanlarla temas etmiş, oradaki insanların duygusunu bilakis almış biriyim. Bir Karadenizliyim. Giresim'de doğmuş biriyim. Ama oğlunun ismini Aliya koymuş birisiyim. Hani Balkanlarla aramızdaki bağ devam etsin. Sırf onun için bu ismi koydum. Yani timsali, Balkanların timsali olan bir Aliye İzzet Begoviç vardı. Evet. Hani o bağlamda. Evet, Balkanlarda kardeşlerimiz var. Neden Aliya? Hani Balkanlarda kardeşlerimiz var çünkü. Bunun Türkiye farkında değil. Bunun en iyi siz farkındasınız. Burada yaşayan Bulgarlar, burada yaşayan Bulgarlar dedim, pardon, burada yaşayan sizler, hani oradan göç ettiğiniz sizler, Türkleri. Bulgaristan Türkleri, Yunanistan Türkleri, Makedonya'dan buraya gelmiş olanlar, Kosova'dan buraya gelmiş olanlar, sizlerin aslında daha çok uyanışa sebep olmanız gerekiyor. Çünkü siz şöyle demelisiniz burada yaşayan, burada doğup büyüyen Türklere. Bakın, orada sizi bekleyen kardeşleriniz var, sizden umut eden. Bir gün Osmanlı gelecek diye hasretle bekleyen yürekler var. Aynen. Demenin aslında en sorumluluğa sahip olan tarafı sizlersiniz. Şimdi aslında Bulgaristanlı, Rumeli, Balkanlı, Türkiye'li, Anadolu'lu falan, bunları gerçekten artık hepimiz şunu idrak etmeliyiz. Benim dedemle senin dedenin arasındaki tek fark benim dedemin o tarafta kalmasıdır. Evet. Yani burada bunu ayırım... iyi anlatmamız lazım, öyle değil mi? Burada iki kardeşi düşünelim. Biri Bulgaristan'da kalmış, biri Makedonya'da kalmış, biri Kırım'da gitmiş, kalmış, evet, ve biri de burada. Biri yani Suriye buna... tarafında kalmış. Suriyeli Türkmenler de var aynı şekilde. Şimdi Osmanlı'yı gerçekten tekrar Osmanlı'yı kucaklamak derken geriye dönüş değil. Osmanlı tekrar Türkiye bu ülkeleri, 44 tane devleti tekrar kucaklaması gerekir. Bunu kucaklayabilmesi için birinci Türkiye kendi içinde barışı sağlaması gerekir. Evet. Bu barış da tabii bugünkü durumda seçimlerle olacak bu. Ama gerçekten bunu artık herkes idrak etmesi gerekir. Yani milli ruha, milli duyguları herkesin artık Türkiye'yi güçlendirmek için olması gerekir. Evet. Çünkü biz aynı insanlarız. Yani bir Pomak kardeşlerimiz var. Şimdi Pomak, evet, Türkleri dediğimiz zaman bunlar kuzeyden gitme. Sonra Bulgarlar var. Bulgarlar da kardeşimiz. Ne kadar da kötü de olsa, ama ben Türk'üm dediği zaman bir Bulgar tekrar kitap yazdı şimdi. Ben dedi Turani kavimlerinden dedi. Tekrar Turani kavimlere biz döneceğiz dedi. Ben Türk'üm diyor. Adama şimdi gidip de sen Türk'sün diyemezsin. Mümkün değil. Bu nedir? Onlar bizden, ben Çuvaşistan'a gittim. Çok güzel bir olay anlatacağım. Çuvaşistan'da herkes beni kucakladı. Çuvaşlar. Çuvaşları biliyorsunuz Hristiyan. Ama bunlar da Bulgar. Bulgarlar ve Çuvaşlar birinci derece akrabalardır. Ve beni kucakladılar bunlar Bulgaristan dediğim zaman. Ya dediler, sen dediler bize birinci kardeş çocuklarıyız. Ama Türkiye dediler biraz daha uzak. Bunu nereden algıladı? Beni Bulgar zannetti. Bulgaristan'dan gittiğim için. Şimdi biz de Osmanlı, madem Osmanlı'yı konuşabiliyoruz, madem Osmanlı'yı tekrar dirilteceğiz, o zaman şunu yapmalıyız. Özellikle Anadolu, Rumeli, Balkan, bunları hepsini ortadan kaldırıp biz tek olduğumuzu vurgulamamız lazım. Çünkü biz oralara yani boşa gitmedik. Biz oralara fetih için gittik. Biz oralara giderken elimizi kolumuzu sallayarak gitmedik. Biz oralara İslamiyet'i yaymak için gittik.
Yani Osmanlı'ya oralarda Viyana'ya kadar gidenler hep bizim aynı torunlarıyız. Yani Osmanlı'nın... Evet, Balkanlar'da barış ve huzur vardı Osmanlı döneminde, öyle değil mi? Ne zaman Osmanlı'nın elinden çıktı? Kan oldu Balkan. İşte kan ve huzur göremedi maalesef. Ve görmesi de mümkün değil bunu. Bulgarlar da bunu söylüyor, Sırplar da bunu söylüyor. Yani gerçekten artık bu Osmanlı'yı hepsi özlemeye başladılar. Ha bunu büyükler daha iyi bilir. Evet. Yaşlılar, özellikle evet, yaşlılar. Çok yaşlı olanlar. Şimdi biz artık tekrar dünya yeni biz dünyayı yönetmeye talip olmadan önce birinci yeni tip insanları üretmeliyiz. Yeni tip insan nedir? Yani bizim Mevlana'larımız gibi. Biz artık hoşgörüyü yani bir Türkmüş, Bulgarmış, şuymuş, buymuş değil. Biz dünya yönetimine geçebilmemiz için gerçekten bu hoşgörüyü herkese hoşgörüyü. Yani kendimize istediğimiz şeyi bir karşı tarafa da isteyebilmemiz lazım. İşte budur. Bu insanları tekrar ayağa kaldırmalıyız. Evet. Yani belki de Bulgaristan özelinde konuşursak, Bulgaristan Türkleri olarak Bulgaristan'da yaşayan tüm halka şu an mesela ekonomik olarak darbi boğazda Bulgaristan'da, öyle değil mi? Buradan hem başta Türkiye üzerinden yapılacak projelerle oradaki Türk kardeşlerimizle birlikte Bulgarların da bundan istifade etmesi. Sonuçta komşuyuz, aynen, öyle değil mi? Aynen. Bir şu anda biz hakkı var. Bu ekonomik Türkiye'nin gelmiş olduğu bu noktadan onların da istifade etmesi bizim işte o büyüklüğümüzü gösteren bir şeydi. Osmanlı'nın o ruhunu tekrar onlara tattırmak, Türkiye üzerinden tattırmak ve artık bugüne kadar yaşanmış şeylerin bir daha yaşanmaması onlar tarafından ortaya konacaktır herhalde. Şimdi Bulgaristan'da gerçekten artık Bulgaristan'da biz yani Ankara olaraktan şunu yapması gerekir. Oradaki Türk belediyelerle değil, Bulgar belediyelerle de artık işbirliğine girmek zorundayız. Ve Bulgar belediyelere de gidip orada gerçekten Türkiye'den Bulgar belediye başkanı var Eskişehir'de. Onun çok güzel bir sözü var. Avrupa diğer yok oluyor diye Türkiye diğer güçlenir. Bizim diğer Türkiye'den alabilecek çok şeyimiz var diyor. Evet. Yani gerçekten artık bizler herkesi kucaklamalıyız. Kucaklarken de bizdeki zaten Osmanlı'da da bu en güçlü yönü de bizde sömürü yoktur. Evet. Biz her zaman Balkanlarda bunu görüyoruz, öyle değil mi? Bugün, aynen. Bütün Balkanlarda bunu kalmış, görmekteyiz. Balkanlara gittiğimiz zaman gerçi mesela Sofya'yı örnek vereyim. Sofya'da yüzlerce cami vardı ama bugün Sofya'da bir tane cami kalmış. Ama hala çok eski kiliseler duruyor. Osmanlı hiçbirine dokunmamış, zarar vermemiş ve halkın Hristiyan olarak kendi dininde kalmasına müsaade etmiş. Öyle değil mi? Zaten kiliselerini de Osmanlı yapmıştır. Yani büyük kiliselerin hepsini Osmanlı yapmıştır. Şimdi zaten Bulgarların kendilerinin güzel bir sözü var gene. Biz diye Osmanlı'nın sayesinde ayakta kaldık. Çok önemli bir şey. Yani bir Bulgar'ın bunu söyleyebilmesi, Bulgar olarak kalabilmesi. Evet, yani mesela gösterelim borçlu. Sizin verdiğiniz bir fotoğraf arkadaşlar gösterebilirse. Burası Osmanlı'nın yapmış olduğu bir medrese. Evet, burada. Ama şu an müze olarak kullanılıyor. Burada babam okumuştur burada. Yani bunu tamamen Bulgaristan'da Kırcaali halkı yapmıştır bunu. Devletin hiçbir çivisi dahi yoktur. Fakat bugün müze olaraktan kullanılmakta ve Türk milletine hala verilmemiştir. Evet. Yani buradan başlamalıyız işe. Daha nice yani, eserler var, öyle değil mi? Çok. Yani gerçekten bizim tarihi eserlerimiz, vakıflar, hatta tarlalarımız var. Kuzeyde çok tarlalarımız var. Yani biz aslında yeni bir şey istemiyoruz. 1950'de olan haklarımızı, Türkçemiz olsun, vakıflarımız olsun, camilerimiz olsun. Yani o dönemdeki tabii olan şu an şeylerimizi izleyicilerimize tekrar Bulgaristan'daki şu anki Türklerin durumunu anlatalım mesela. Türkçe hakkınız var mı eğitimde, dini yaşantıda durum ne? Maalesef şu anda Bulgaristan'da biraz gönüllü, şimdi 90'a kadar zorunlu bir asimilasyon vardı. Şimdi gönüllü bir asimilasyon çıktı. Yani bizim bugün önder dediğimiz milletvekillerimiz, sizin çocukları bile Türkçe bilmemekte. Yani ana dili bilmeyen bir çocuk zaten sakattır. Yani ileri gitme şansı yoktur. Şimdi bugün hala bizde Türkçe yoktur. Ha bunu Türkçe ders alabiliyor Türkçe, mu okullarda? Kesinlikle Türkçe ders yani saatlerden sonra şimdi bir çocuğa sorup bugün
çocuğa dese kendi çocuklarımız hiç önemli değil. İsterse Bulgar da olsun bu. Bulgarca dilim mi okursun yoksa top mu oynarsın dese çocuk topa gidecek. Yani saatlerden sonra, öğlenden sonra kalıp Türkçe okuyacak. Bugün Kırcaali'de Türkçe okuyan okul neredeyse yoktur. Ha burada şeyi daha çok ön planda vurgulamaktalar. Yok da çocukların annesi babası istemiyor vesaire. Öyle bir şey yok. Yani bunu biz nasıl bugün Türkiye'de 24 saat Kürtçe televizyon var. Bizim evet. 10 dakika televizyon için kavga var. Olmasın 10 dakika televizyon, 10 dakikayı ne yapalım biz? Bulgarca bir haber var, onun tercümesi var. Bize Bulgaristan'da edebiyatımızı, dilimizi, tarihi eserlerimizi, bunları ön plana çıkaracak, bunları konuşabilecek, bunları tekrar ayağa kaldırabilecek programlar yapmamız lazım. Yani 10 dakikayla... Sivil toplum olarak var mı? Devlet böyle bir çalışma yapmıyor herhalde, öyle değil Kesinlikle mi? Kesinlikle yapmıyor. Devlet de yapmıyor ve bizim yani buradaki bir, Türk bir televizyonunuz yok, Türkçe dersleriniz yok. Kesinlikle yok. Peki özelde bunları yapabiliyor musunuz? Bir Türkçe kursu özelde yok. Maalesef bizde özel okullarımız da yok. Zaten problemimiz özel de var. Özel dershaneler, özel ders yok. Veren kurumlarda Türkçe eğitimi... İşte burada aslında bize çok gerçekten Türkiye'deki Bulgaristan Türklerine çok şey düştüğünü de görmemiz lazım. Bir örnek vereceğim. Kanada'ya 5 aile gitmiş. Bulgar 5 aile gitmiş. Geçen okuduğumda gerçekten çok duygulandım. Ve bu 5 aile 7 mi 8 çocukları var 5 ailenin. Çocukları Bulgarca öğrenmeleri için kendi aralarında toplanmışlar ve kendileri birbirlerine yani bir gün biri bir gün biri her hafta sonları böyle ders verirler çocuklarına Bulgarcayı unutmasın diye. Bizler bugün 89'dan bugüne kadar baktığımızda yani belki yüz binlerce defa gittik geldik. Hepimiz giderken birer tane masal kitabı götürelim. Birer tane Türkçe kitap götürelim. Bugün Türkçe kitap satan bir mağazamız yok. Bulgaristan bugün... O zaman bir proje mi çıkıyor şimdi bu programdan? Yani Bulgaristan'a yönelik, oradaki kardeşlerimize yönelik Türkçe evimizde okuduğumuz, kütüphanemizde duran, evimizin bir kıyısında, köşesinde duran Türkçe masallar, özellikle çocuklarımız için o kitapları toplayalım, Bulgaristan'daki kardeşlerimize mi götürelim? Evet, aynen öyle. Böyle bir projeyi yapalım mı buradan? Yapalım. Evet, tamam o zaman. Biz buna varız. Dünya 5'ten Büyüktür programı olarak ilk projemizi de Bulgaristan'daki kardeşlerimize, hani izleyicilerimize çok da masraf da çıkartmamış oluyoruz tabii, aynı tabii. zamanda. Herkes evinde olan. Bir tane bile olsa bir hikaye kitabı gönderdiği zaman ne yapıyoruz? Onları oradaki Bulgaristan'daki kardeşlerimize gönderiyoruz diyelim. Bu projeyi başlatmış olalım. Bununla ilgili o kitapları izleyicilerimiz nereye gönderecek? Size gönderecekler. Size göndersinler. Bizim yerimiz Bayrampaşa'da. Evet. Bulturk telefonlarınızı da veririz biz sizin. Bulturk evet. deyince internet siteniz var zaten. Var. Bulturk.org.tr. Evet. Evet sevgili izleyiciler, tamam ilk projemizi başlatmış olduk böylece. İnşallah. Bir hayra. Tabii biz bunu ben buradaki bültenlerden de söyleyeceğim. Gün içerisinde haber bültenlerinde de söyleyeceğiz. Bu kitap kampanyasını sosyal medyadan da duyururuz inşallah. Sizler de bununla ilgili çalışma yaparsınız. Bakalım elimizden geleni yapalım. İlk projemizi İnşallah. Böylelikle gerçekleştirelim. Daha sonra başka projelerde ortaya çıkarırız. Diyelim ve şimdi en büyük sorun dediniz ki Türkçe, oradaki Bulgar kardeşlerimizin artık Bulgarca, oradaki Türk soydaşlarımızın artık Türkçeyi unutup Bulgarca konuşuyor olmaları. Konuşuyor olmaları. Ve eğitimdeki sorunlar, televizyon olmaması. Peki şimdi uydu aracılığıyla Türk televizyonlarını izleyebiliyorlar mı? Hani Türk dizileri vesaire dünyada bayağı revaçta. Hani içeriklerini biz beğenmesek de en azından... Şu anda Bulgaristan'da gerçekten Türk dizileri birinci sırada. Ve gerçekten çocuklarımız artık Türk televizyonlarından Türkçeyi bizden daha iyi konuşuyorlar. Şu anda ha, Türk yani çocuklarımız. Oradan öğrenebiliyorlar mı? Srebrenica'da sevgili Adem Tuzcu söylemişti. Srebrenica'da Türk televizyonu izleyerek Türkçeyi öğrenen bir çocuktan bahsetmişti. En azından Aynen. o da bir avantajdır öyle değil Çok mi? Çok büyük avantaj. Bağların kopmaması açısından. Tabii bu bağları biz de daha içeriği değerli kitaplarla pekiştirmemiz gerekiyor. Biraz daha gidip gelmemiz gerekiyor sivil toplum evet. bazında. Gençlerin durumu nedir? En son 2006-2007 yılında gittiğimde gençler kaçıyordu Bulgaristan'dan. Aynı durum. Ücretler çok düşüktü. Yani Tabii. aylık maaşlar.
bugüne vurursak sanki 400-500 lira, 500-600 gibi. Lira gibi bir aylıkla alıyorlardır herhalde. Bu da geçim için yetmiyor. Tabii gençlerimiz şimdiki 1000 euro varken Avrupa'da 1500 euro evet. aylık varken gidip de 200 euroya 300 euroya çalışacak insan olmaz. Ve büyük çoğunluğu Avrupa'da ve Türkiye'de. Yani artık yavaş yavaş Türkiye'ye doğru daha çok yönlenmeye başladılar. Bulgaristan Avrupa Birliği üyesi olduğu için onlar da serbest dolaşım hakkıyla değişik ülkelere gidip orada çalışıyorlar daha Aynen. büyük ücretle. Dolayısıyla buradaki Türk gençleri de aynı şekilde kaçıyor. Öyle değil mi? Aynen. Şimdi gençlerimizi aslında biz gençleri tutabilmek için yani projeler bazında oralarda oradaki gençlerimizle buradaki Türkiye'deki yaşayan gençlerimizi bir araya getirmeliyiz. Ve gençlerimize daha çok şimdi gidip de biz Rumeliliyiz, Balkanlıyız değil. Biz hepimiz Türk olduğumuzu vurgulayarak buralarda. Ha bir Bosna'ya gittiğin zaman orada Müslümanız diyebilirsin ama bir Bulgaristan'da Müslümanlık zaten biz Müslüman olmasaydık şu anda biz ayakta kalma şansına sahip değildik. Hepimiz Bulgarlaşmıştık. Bugün evet. Çingenelerin içerisinde Türk'üm diyen Çingeneler Türkçe konuşurlar. Bulgar'ım diyen Çingeneler de Bulgarca konuşur. Aynı durum Pomak kardeşlerimizde var. Pomak kardeşlerimizin büyük çoğunluğu şu anda Bulgarız diye o şeyin içerisinde Bulgarız demekteler. Ve Bulgarız diyenler Hristiyandır. Türk'üz diyenler de Müslümandır. Şimdi evet. tekrar Pomaklara yeni bir hamlelerle yeni bir parti kurdurdular, yeni bir şeyler yapıp yani Türklerden ayırabilmek için, koparabilmek için elinden gelen her türlü çabayı sarf etmekteler. Hatta Gagauz kardeşlerimiz var. Bunlar tamamen Bulgarlaştı, Bulgarların içerisinde kaldı. Ama bir Kıpçak'a evet. gittim ben. Kıpçak'ta bunlar tamamen Bulgaristan'dan gitme. Bulgaristan'ın yani 10 bin kişilik bir köy var, Kıpçak köyü. Ve bunlar 10 bin kişi hepsi Bulgaristan'dan. Hepsi de Varna'dan, Burgas'tan gitmeler. Ve bunların hepsi Türkçe konuşmakta. Müthiş bir oraya gittiğimde gerçekten şeyi gördüm. Yani bir Bulgaristan'da, bir Burgas'ta, bir Varna'da olan bitenlerle bir de Kıpçak'a gittiğim zaman oradaki Türkleri görmüş oldum. Yani bunlar da Gagauz, bunlar da Hristiyan ama ben Türk'üm diye. Ve çocuklar kendi aralarında Türkçe konuşuyor. Ve daha da ilginci, biliyorsunuz bunlar papazları Rusça, ayinlerde Rusça konuşurlardı. Şimdi yeni yeni Gagauzca'ya başladılar. Yani bunlar gerçekten çok önemli şeyler. Bu Bulgaristan'da tekrar bütün Bulgaristan'ı ön planda alarak bütün Bulgaristan'ı ayağa kaldırmalıyız. Sadece oradaki evet. Azınlık falan olarak değil. Evet. Buyurun devam edin siz. Yani, bu arada gençlerimizle ilgili... Bulgaristan'da gençlerimiz, gerçekten gençlerimizin durumu çok kötü. Çünkü bir de Bulgaristan Türklerinin burada okuyan gençlerimize Bulgaristan'da iş bulamamaktalar. Ve devlet olarak da gerçekten bunlara iş vermemekte. Yani Türkiye'de okuyanlara özellikle. Şimdi bunu biz Türk iş adamlarımızla, oradaki Türk iş adamlarımızla bunu çözmeliyiz. Oradaki Ziraat Bankası var. Ziraat Bankamızla biz bunları çözmeliyiz. Ziraat Bankası da işçi alırken, tabii dışarıdan da alsın ama 10 tane işçi alınırsa 6 tanesi Türkiye'de okuyan çocuklarımızdan olsun. Ve böylece bunlar Türkiye'de okumak için can atsınlar. Biraz bir Bulgarlar da artık gelmeye başlasın. Çünkü evet. ekonomik artık dünyayı biliyorsunuz. Artık fetihler kılıçla topla değil, ekonomiyle oldu artık. Evet, ekonomiyle oldu, bilgiyle oldu. Dolayısıyla Aynen. Orada sosyal projeler önem arz ediyor diyorsunuz. Peki dernek olarak siz neler yapıyorsunuz bu arada? Vallahi bizler dernek olarak, derneğimiz 2003 yılında kuruldu. Kurucu başkanımız Profesör Doktor Hayati Durmaz başkanlığında. Gerçekten biz dernek olarak derneğin dışına çıktık aslında biz. Neden derneğin dışına çıktık? Biz Bulgaristan'da bir anket yaptık. 13 bin kişi üzerinde bir anket yaptık. Ve bütün Bulgaristan, neredeyse bütün parlamentoda bizimle ilgili öneriler, önergeler sunuldu. Hatta benim kimliğim alınmak istendi. Benim kimliğimle ilgili bir sürü cumhurbaşkanına, başbakana başvurularda bulunuldu. Onun ardından biz hiçbir derneğin düşünemediği,
hatta devletlerin bile düşünemediği biz Bulgaristan'da ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı adayı çıkarttık. Ve 23 tane adaydan, Bulgaristan'da 23 tane adayın içerisinde biz 9. sırada kaldık. Yani evet, 50 bin oy aldık. Çok önemli. Yani bir Türk Müslüman Cumhurbaşkanı adayı başka bir ülkede çıkarmak, bu konuda çaba sarf etmek. Mesela Türkiye'de çok bu konuda ses gelmedi. Ama siz burada işte, iyi faaliyetler yürütüyorsunuz anladığım kadarıyla Bulgaristan'da, öyle değil mi? Tabii bu Cumhurbaşkanı'na sadece bir şey özellikle çok dikkatimi çeken ve beni etkileyen Sultanahmet Camisi'ne gittik. Cuma günü, pazar günü seçim var. Cuma günü Cuma'ya gittik adayımızla birlikte. Ve orada da dedik ya Cumhurbaşkanı adayımız burada. Orada Sultanahmet'in imamına söyledim. Sultanahmet'in imamı da kalktı orada 2 dakika bir konuşma yaptı. Gerçekten yani var ya dünyada işte önemli olan bunlar. Bakın dedi, Bulgaristan'da bugün dedi tohum dedi atıldı dedi. Bu tohuma dedi hepimiz dedi hizmet edersek, hepimiz bunu sularsak, hepimiz bunun buna hizmet olursa evet, bu bize bağlı artık. Bu artık Bulgaristan'da atılmıştır. Yani bu bitecek. Ha, büyümesi bize bağlı. Yani bunu büyütmek çabuk mu büyür yoksa daha zamanlar mı? Ne kadar çok ilgi olursa, ne kadar çok buna hizmet evet, olursa o da ileri gitme destek şansımız olursa var. Ve gerçekten hani 2 dakikada bütün şeyi özetledi, Bulgaristan özetledi. Ama evet, bu arada yine bizim Türk partimiz bizim karşımızda bir Bulgaristan'da Bulgar Komünist Partisi'nin adayını desteklediler. İşte biz bunlarla şu anda savaşımız da bunlarla. Yani artık evet, biz bunları... Şimdi bir reklam arası verelim mi? Tabii. Evet, bir reklam arası. Sevgili izleyiciler, Dünya 5'ten Büyüktürk'te bir kısa reklam arası vereceğiz. Sonra Bulgaristan Türklerini konuşmaya devam edeceğiz. Dünya 5'ten Büyüktür reklamlardan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler, Bulgaristan Türklerini konuşuyoruz. Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Başkanı Rafet Ulutürk bizimle birlikte. Bulgaristan'daki Türklerin durumunu konuşuyoruz demiştik. Tam da Bulgaristan seçimleriyle ilgili konuda kalmıştık Rafet Bey. Evet. Bulgaristan'da seçimlerde siz bir Türk Müslüman Cumhurbaşkanı adayı çıkardığınızı söylediniz son olarak. Bu adaya karşı bizim Türk Partisi karşımızdaydı. Bütün derneklerimiz, çoğunlukla derneklerimiz. Rumeli Türkleri Derneği Sadullah abiye sağ olsun, o bizim yanımızda tek olarak. Bütün Rumeli camiasından. Bir de artık şu Rumeli camiasını biz biraz hedefleri... Rumeli'yi tek olarak görmememiz lazım. Artık Rumeli'de 8 tane devlet var. Artık Rumeli dil Bulgaristan'la ilgili ayrı stratejiler olması gerekir. Makedonya'la ilgili ayrı, Batı Trakya'yla ilgili ayrı olması lazım. Hatta Batı Trakya bile biraz şeydir. Batı Trakya dediğimiz zaman şimdi Yunanistan anlaşılır buradan da, fakat Batı Trakya, ben de Batı Trakya'nın içindeyim. Yani Batı Trakya devleti Bulgaristan'ı da içine alıyor. Aynen. Evet. Biz Bulgaristan'da ilk Türk Cumhuriyeti'ni kuran kuranların devamsız, ama hiçbir zaman, hiçbir dönemde biz tekrar bu bayrağı ayağa kaldıracağız demedik. Bunun marşı var, bunun bayrağı evet, var. Buradan bunun, marşı çaldık biz Batı Trakya. Marşı bunun, Batı Trakya bayrağı. Hayır, bunun her şeyi olmasına rağmen, anlattım, bir devlete, bir devlet için gereken her şey olmasına rağmen biz bunu bugüne kadar dile getirmedik. Evet, biz dile getirdik. İlk programımızda onu dile getirmiştik. İşte bizler artık özellikle Avrupalılara karşı bunları yapmalıyız. Yani onlar bizim gelip Güneydoğu'muzu kaşırsa biz de onların Güneydoğu'sunu kaşımalıyız. Eyvallah, aynı düşünceyi aynı düşünceye binaen biz de ilk programda onu yani yapmıştık. Batı Trakya Türk Cumhuriyeti'ni anlattık buradan izleyicilerimize. Hatta orada programı izleyen bir Batı Trakyalı kardeşim bana mesaj attı Facebook'tan da ekli. Bir tane öğrencim dedi ilk defa Batı Trakya marşını dinledi dedi. Evet. Yani dolayısıyla önemli. Batı Trakya'da tabii ki Bulgar çetelerinin zulmünü de biliyoruz. O dönemde Batı Trakyalılardan dinlemiştik. Dolayısıyla aynı bölgenin insanı. Pek tabii bölgeyi bilmiyor bizim Türkiye'deki insanımız. Oradan gelen insanları, Batı Trakyalı Müslümanları, yani aynı şekilde Bulgaristan'da yaşayan Müslüman kardeşlerimizi, sizleri sanki bir Yunan, Bulgar gibi algılayıp, hatta hiç unutmuyorum Mehmet Müezzinoğlu'nun yeğeniyle sohbet etmiştim. Namaz kılarken test edilmiş. Hani gerçekten namaz mı kılıyor? Gerçekten bu Müslüman mı?
diye evet. test edilmiş mesela. Bizim insanımızın coğrafyayı bilmemesi var. Oradaki sanki oradan gelen insanın bir Bulgar, bir Yunan gibi algılıyor. Şimdi lobi faaliyetlerine geleyim aslında. Siz burada nasıl lobi faaliyetleri uyguluyorsunuz, yapıyorsunuz? Hükümetle aranız nasıl? Derdini, Bulgaristan Türklerinin derdini burada Ankara'ya iyi anlatabiliyor musunuz? İnsanlarımıza, bakın burada Bulgaristan'da hala Türkler yaşıyor, Müslümanlar yaşıyor ve onlar sorun, baskılara maruz kalıyorlar. Evet, şimdi aslında biz... Bu bizim de bir suçumuz. Yani şimdi birinin Bulgar demesi bize, birinin Bulgaristan'dan gelenleri Bulgar olaraktan görmesi. Şimdi bizler de, geçen biz bir gece yaptık, yine Diyarbakırlı kardeşimiz geldi, orada bir konuşma yaptı. Çok çok da etkilendim. Gerçekten artık bizler buradaki derneklere, Diyarbakırlısı, Mardinlisi, Urfalısı, evet. gidip bunlara Bulgaristan'ı anlatmalıyız. Yani onlara kızmaya hakkımız yok. Gidip bunlara biz nereden gittiğimizi. Şimdi Bulgaristan dediğimiz zaman herkes der Konya, Karaman. Öyle bir şey yok. Ha çoğunluğu oradan gitme. Ama bir Tokat var. Bir Samsun var. Yani Karadeniz'den bir göç var. Kesinlikle. Ve her bölgeden var. Ve özel seçilmiş kişiler var. Evet. Şimdi biz bunları tamamını bilmedikten sonra bizdeki en büyük problemimiz tarihimizi bilmeden ileriye doğru ışık tutmaya çalışıyoruz. Bu mümkün değil. Yani ileride yeni projeleri ortaya koyabilmemiz için tarihi çok iyi bilmek zorundayız. Şimdi bir Batı Trakya diyoruz. Batı Trakya sadece Yunanistan diye bakıyoruz. Evet, ben de Batı Trakya Cumhuriyeti'nin bir ferdiyim. Neden? Çünkü Batı Trakya Cumhuriyeti yarısı Bulgaristan'da, yarısı Yunanistan'da. Yunanistan. Bugün Kırcaali dediğimiz, bugün Paşmaklı dediğimiz Smolen bugünkü adıyla, Haskoğu, yani bunlar Hasköy, evet. bunlar hep Batı Trakya'nın içerisinde olan iller. Evet. Ama o dönemde şimdi Batı Trakya Cumhuriyeti diye, hatta ben Batı Trakya Cumhuriyeti Taner Mustafaoğlu başkanımızla bir ilk geldiğimizde kavga da etmiştik. Ya dedim sen bu Batı Trakya Cumhuriyeti'ni kullanırken sadece Batı Trakya sınırlarını koyamazsın. Çünkü o bayrak benim. Evet. O bayrak benim. Yani o bayrak sadece senin değil. O bayrak hepimizin. Madem Batı Trakya Cumhuriyeti'ni koyacaksın o zaman sınırları da Bulgaristan'da alacaksın. Evet. Bunlar Bulgaristan'ı evet. çıkarıp sadece Batı Trakya Yunanistan kısmına koymaktalar. Gösteriyorlar. Bu da bir yanlış. Evet. Bunu da artık hem gençlerimiz öğrensin bunu hem de ileri yönelik bir şeyler yapmaya çalışırken artık buradan bir de bizde şimdi din konusunda biz gerçekten Nüvak diye bir okul var bizde. Yani buradaki İmam Hatip şeyinin gibi ama oradaki Nüvak okulu gerçekten müthiş bir kitle, müthiş bir insan yetiştirme. Çünkü Nüvap'tan yetişen insanlar o dönemde hatta 51 göçünde Nüvaplıların 47'de kapanıyor Nüvap. 47'de kapandıktan sonra 51 göçü, 50-51 göçünde %60'ını Türkiye'ye gönderirler. Ve burada da Diyanet Vakfı'nın kuruluşunda, Diyanet'in içerisinde çok önde gelen insanlarımız var yani o dönemlerinde. Bizdeki din gerçekten o dönemden bu döneme baktığın zaman bizim üzerimizde öyle bir çalışmalar olmuş ki. Yani Bulgar sistem olarak da yani devlet sistemi üzerimizde çalışmış. Evet. Yani bugün sistematik olaraktan her yani 1877-78'den günümüze kadar hala bugün üzerimizde bir çalışma vardır. Hala bugün evet. bugün bizim parti dediğimiz Türk Partisi dediğimiz gençlerimize bir bakalım ve kaç tanesi camiye girip çıkar bir bakalım. Ama bugün Bulgar Partisi dediğimiz GERB Partisi'nin içerisindeki gençlere, Türk gençlerine bir bakalım. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Bir Bulgar Partisi diyoruz ama gençler %90'ı camiye giriyor. Hak ve Özgürlük Hareketi'nin Türk Partisi diyorsun, %10'u camiye girmiyor. Şimdi burada evet. yani Türk'üm demek yetmiyor bize orada. Artık Türk bunu eşittir Müslüman. Yani oradakilerin bakışı Türk Müslüman olarak. Aynen. Yani Türk'le Müslüman bizde ayrılmamıştır. Evet. Biz de aynıdır. Hatta yani Pomaklar... Türk değildir, onlara bile Türk deniyor, öyle i̇şte değil mi? O Pomaklara Torbeşler zaten... Torbeşler vardır mesela. Torbeşler o Makedonya kısmında. Makedonya kısmında. Yani farklı bölgelerde hani Türk olmayanlar, ırkları farklı olanlar ama Müslüman olduğu için onlara Türk deniliyor. Aynen. Değil mi? Böyle bir algı tabii. var. Yani Türk demek eşittir Müslüman demek. Bu manada kullanılıyor. Bir ırkçılık olarak algılanmıyor Balkanlarda. Zaten bugün Avrupa'nın neresine giderseniz gidin, Türk dediğin zaman Müslümandır, Müslüman dediğin zaman evet. Türktür. Evet. Yani burada bir şimdi hiç kimse Avrupa'da Müslümanın dediğin zaman Arabistan veya Katar veya bilmem oraları hiçbir zaman gelmiyor akla. Herkesin aklına Ankara gelir. Çok gelir. Öyle değil mi? Kesinlikle.
Neden? Çünkü biliyorsunuz dünyada da zaten dünyaya yön vermiş devletler, milletler bellidir. Yani biz evet. de onlardan bir tanesiyiz. Ha 200 yıldır biz dünyada yokuz ama bunu biz kendimize sormalıyız. Neden yokuz? Neden bizde? Sorun bizde. Yani biz artık o bizim bizim küçülmemizin sıkıntısını başka ülkelerde kalan soydaşlarımız yaşıyor. Ben mesela Bulgaristan'da hala devam ediyor mu bilmiyorum. Mesela bir alışveriş yapıyordum. Yanımda da orada yaşayan bir kardeşim vardı soydaş. Bir şey ısrarla soruyorum. Israrla o Bulgar hanım da cevap vermiyordu. Ben de ısrar ediyordum. O da cevap vermiyordu. Sonra o da benim yanımdaki de çekiyor beni sürekli kolumdan. Sonra ya abi cevap vermez dedi ya. En son dayanamadı. Hani ben de ısrar ediyorum. Ben de inatçıyım. Bir lazlık var ya damarda. Abi sevmiyorlar bizi dedi. Cevap vermez dedi. Gel ya dedi. Ondan sonra geldim ben de. Hala devam ediyor mu bu Türk sevmemek? Şimdi Bulgaristan'da zaten Bulgaristan'da Bulgar milliyetçiliği yok. Bulgaristan'da Bulgar milliyetçiliği Türk düşmanlığına eşittir. Yani bizim Bulgarlarda biri Türk düşmanıysa bu milliyetçidir. Ama herhangi bir milletten diğer milletlere bunu yapma şansına sahip değildir. Ha bu da geçmişe bağlı. Şimdi bugün insanları suçlamak değil. İşte biraz önce bunu söylerken yani yeni tip insanlar yaratmak isterken bir örnek vermek istiyorum. Osmanlı döneminde bir paşamız haca gidiyor. Haçtan dönüşte İran'da bir tohum varmış. Bilmem ne önemli bir şey bir bölge. Oradan tohum alır getirir. Ve tohumları açtığı zaman çuvalları bir bakar ki içinde şeyler var, böcekler var. Şimdi düşünüyorum ya der, bu böcekleri der, ben şimdi der, burada salırsam bu havaya yaşayamazlar burada. Yani alışık değil bu havaya. Şimdi bugün biz kendimiz düşünelim. Biz aynı işini yapmış olsak biz ne yapacağız? Hepsini tek tek öldüreceğiz. Evet. Ve farklı şeyler de yapacağız. Ama o ne yapar? Bunların hepsini toplayır, aynı çuvalla bir çuvala toplayır hepsini. Ve gidip bunları aldığı yere kadar götürüp oraya bırakır. Evet. Yani şimdi buradaki büyüklüğü görebilmek lazım. İşte büyük dediğimiz, yani güç dediğimiz, yani dünya adaleti dediğimiz buradan başlıyor. Biz birinci kendimiz, kendimize çeki düzen vermeliyiz. Ondan sonra da dünya yönetiminde, dünya yönetmeye biz talip olduk diyelim. Evet. Ve en büyük milliyetçilik de insanın yapmış olduğu işi en iyi yapmasıdır. Ne iş yaptığı önemli değil ama en iyisi olabilmek ve dünyada en iyisi olabilmek. Sadece mahallesinde, sadece ilçesinde, sadece ilde değil. İşte o zaman biz artık dünya yönetimine tekrar talip evet, olabiliriz. Olabiliriz. Mestan'la İmam Hatip ziyaret etmiştik. Evet. Mestan'la İmam Hatip'in hatta o dönemin müdürü bizi köyüne götürmüştü. Birlikte iftar açmıştık köyünde camideki amcalarla birlikte. Sonrasında ilahiler söylemişlerdi bize. Çok da güzel bir iftardı. Orada bir gelenek devam ediyordu hala. Erkekler iftarını camide açıyor. Korunan adetler var hala köylerde değil mi? Köyler biraz daha farklı. Tabii köylerde daha çok korundu. Fakat büyük şehirler tamamen yok etti. Yani büyük şehirlerde hepimiz yok olmaya başladık. Şimdi köylerden de artık bu Bayrampaşa Belediye Başkanımızın da yapmış olduğu o iftarlar, bereket konvoyu. Yine bu sene ilk defa Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız da gitti. Bursa Belediye Başkanlığı, Osman Gazi. Yani Bulgaristan'da herkesin bir şey yaptığı var da fakat bunları bir şeye, bir takvime bağlamış değiliz. Yani bir yerde ya bir şeyleri... Yani bir takvime bağlanmış bir düzen yok diyorsun. Yani düzen stratejik yok. Olarak bir akılla toparlanması gerekiyor. Aynen. Daha elle tutulur uzun vadeli projeler. Yani uzun vadeye dönük projeler belki de. İşte uzun eğitime vadeli, yönelik. Eğitime yönelik. Yani oraya gittiğimiz zaman gerçekten gitmeye değsin. Yani oraya sadece gidip gezip dolaşıp gelmek değil. Evet, bir turistik oraya, gezi olarak onun dışında gidip gitmesin. Oralarda gittiğimiz zaman ne bileyim 2-3 tane stratejik, aileye gidelim. Devamlı köylere gidelim. Evet. Belediye başkanlarımız gitsinler köylerde bir sofraya otursunlar. Yani bu daha çok ilgi çekecek. 2 oradaki gidip medresemiz hala Bulgarların elinde bu neden verilmiyor diye bizim belediye başkanlarımıza sorsunlar. Yani bunu biz sormak farklı ama bir belediye başkanımız gidip de bunu sorması çok farklıdır. Bugün hala saat başı bakın bu bir saat kulesi evet. Kırcaali'de ve bu saat kulesinde her saat
Saat başı bu, yani birde bir defa, beşte beş defa, onda on defa çalmakta. Fakat çalmadan önce bir müzik var burada. Ufak bir, kısaca bir müzik. İşte o müzik çok önemli. Neden çok önemli? 1877-78 Rus-Türk Harbi'nde olan marşları bugün hala bu çan ve kırcalinin merkezinde bu çalınmakta. Yani devam. Nedir? Ayağa kalkın Türklere karşı. Evet. Şimdi karşı ayağa kalkmayı hangi demokrasiden bahsediyoruz? Bulgaristan'da bugün hala çalınıyor. İşte belediye başkanımız da Türk. Yani tabii izleyicilerimizi, hem Bulgaristanlı kardeşlerimizi hem bizim izleyicilerimizi uyaralım. Sizin verdiğiniz örnek Makedonya'da dağın tepesine dikilen haç. Öyle değil mi? Mesela Üsküp'te ki haç daha büyük olsun diye, o minarelerden daha büyük olsun diye. Yani haçlı zihniyeti çalışmaya devam ediyor. Stratejik hamlelerine devam ediyor. Bizim de bir olup tek bir akıl üzerinden yeni projelerle bunlara karşı koymamız gerekiyor diyorsunuz. Aynen. Yani bizler artık Türkiye olaraktan gittiğimiz zaman, yani Bulgarlarla da, Pomaklarla da, Çingenelerle de, Türklerle de hepsinden aynı mesafede olabilmek ve onların hepsini kucaklayabilmek. Yani sadece bir bizde, yani gerçekten Türklerde ırkçılık yoktur. Evet. Irkçılık bizde belki de dinimize geçtikten sonra da, ama dinden önce de bizde ırkçılık yoktur. Yani biz hiçbir zaman bir başka bir millete farklı bakmamışık. Biz elimizden gelen her şeyi zaten bugün bütün Balkanlarda, Makedonya'da, Bulgarya'da yaşamalarının tek sebebi yine Osmanlı'nın hoşgörüsüdür. İşte biz tekrar bunu, bu şemsiyeyi altına toplamalıyız bunları. Bu şemsiye altına toplarken tabii ilk önce Türkiye içerisinde birlik ve beraberlik olmak. Yani Timur'un bir sözü var. İlk önce diğeri içeride barışı sağladım. Ondan sonra dışarıya akınlara çıktım. Yani bizler de Türkiye'de gerçekten artık bir büyük Türkiye'yi hep birlikte kurmalıyız. İnşallah onun için çaba sarf etmeliyiz. 1 Kasım'da seçimler var. O seçim sonrası inşallah Türkiye için hayırlı bir netice olur. Sonrasında belki tek partili bir iktidarla, tekrar istikrarlı adımlarla Bulgaristan'a yönelik, Bulgaristan'daki kardeşlerimize yönelik projeleri hayata geçer inşallah. Daha stratejik hamleler. Sizin aslında burada şeyi söylemek istiyorum. Son 3-4 dakikamız, onu duyuralım izleyicilerimize. Birlik ve kardeşlik paneliniz var. Evet. Davet edelim izleyicilerimizi. Yine Bulgaristan'daki fırsatlarla ilgili bir yemeğiniz vardı. Tabii artık ekonomi gerçekten her şeyin önüne geçti. Yani Bulgaristan'da neler yapabiliriz? Bulgaristan'daki kardeşlerimize burada neler, ne gibi imkanlar var? Hep birlikte bunları beraber konuşarak bir şeyler çıkartalım ortaya. Yatırımcılarımızın Bulgaristan'da oradaki Türk kardeşlerimize yönelik hamleler yapabilme imkanları var sanırım, var, değil mi? Var. İşte biraz önce takvime derken biz iş adamlarımızı da bir takvime bağlamalıyız. Siyasilerimizi de, yani bu partiler sivil de önemli değil. Da, evet. Sivil toplumları da, yani takvimlerle gidip gelebilmeliyiz ve takvimlerle oralarda devletimizin çizmiş olduğu yolları, bu arada devletimize derken devlete yolları yine biz çizeceğiz. Evet. Ama biz 3 tane yol çizdikse Bulgaristan'la ilgili, devletimiz diyecek ki şu yol uygundur. Ama Ankara kalkıp da yol çizmeye kalkarsa işte hata da burada başlıyor. Evet. Sivil toplum olarak, sivil bölgeyi toplum bilen, olarak, insanı bilen, oradaki yapıyı bilen, havasını bilen, dolayısıyla bununla ilgili biz yol çizelim, devlet de bize destek versin diyorsunuz. Ankara'yı bol bol aşındırmak lazım bu manada. Dediğiniz gibi Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edip artık Batı Trakya Cumhuriyeti mensupları olarak, o bölgede yaşayan Türkler olarak kendinizi ifade etmeniz gerekiyor. Onu söylediğiniz bir öz eleştiriydi. Diyelim daha yapacak çok iş var. Anladığım kadarıyla siz de ciddi bir şekilde bu konuda projelerle yürüme taraftarısınız. Biz de diyoruz ki son dakikalarımıza girerken her zaman ekranlarımız size açık, projelerinizi, yapacağınız şeyleri. İnşallah buradan izleyicilerimize aktarırız, birlikte güzel işler yaparız. İlk projemiz de kitap kampanyası olsun. Sonrasında bir spor şenliği vardı, projeyi yazdık. İnşallah ona geçeriz. Aslında Bulgaristan'da yapılacak proje, en önemli proje bizim oradaki tarihi eserlerimizi, şu anda mevcut olanları gidip oralarda tespit etmek ve bunları kitapçık haline getirip veya videolarla çekip bunların var olduğunu. Çünkü yarın öbür gün bunlar, çoğu mezarlıklarımız kayboldu.
Evet, mezarlıklar, daha mezarlıklar bunlar da kaybolmadan bunları da kayıt altına alalım diyorsunuz. Aynen. İnşallah onları da gerçekleştiririz birlikte diyelim. Ve bu program vesilesiyle en azından tanış olmuş olduk tüm izleyicilerimizle birlikte. Ve sevgili izleyicilerimizin önüne gönül coğrafyalarına Bulgaristan Türklerini de koyabildiysek ne mutlu. İzleyicilerimiz size ulaşmak isterlerse bulturk.org.tr'den ulaşabilirler. Evet. Öyle değil mi? Aynen. Yeriniz Bayrampaşa'da, derneğiniz. Evet. Dolayısıyla buradan kitap göndermek, Bulgaristan'daki kardeşlerine kitap göndermek isteyenlerin hepsine buradan tekrar duyuruyorum. Yani derneğimize gelip bunları, biz zaten bunu yapmaktayız. Yani daha çok biz dini kitaplar olaraktan gönderirdik ama şimdi bu özellikle masal kitapları çok önemli. Masallar, evet, çünkü insanlarımıza ruh veren, insanlarımızı tekrar ayağa diriltmek için. İşte biraz önce de dediğiniz gibi artık bu önümüzdeki seçimler sadece partilerin seçimleri değil. Türkiye'nin seçimi var bu önümüzde. Evet. İşte bu sebeple bizler de tekrar Rumeli Balkan camiası ayağa kalkarak biz de burada varız. Yani biz de büyük Türkiye için biz de hep birlikte mücadele etmeliyiz. Evet diyorsunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza, gönlünüze sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah önümüzdeki günlerde yine görüşeceğiz. Çalışmalarınıza destek vereceğiz. Seçimler yaklaşıyor tabii. Bir de bu arada Bulgaristan'da seçim var. Bulgaristan'da da bu pazar günü seçimler var. Yerel seçimler var. Ve referandum var. Referandumda oy kullanmak için, yani bilgisayardan oy kullanmak, elektronik, evet, olarak oy kullanalım mı, kullanmayalım diye herkese buradan yine Türkiye'de de sandıklar açıldı. Herkes gidip konsolosluklarda, İstanbul'da, Avcılar'da da açıldı. Yani bu sandıklarda oy kullanabilirler. Buradan onu da duyurmuş olalım. Evet, çok teşekkür ediyoruz peki. Evet sevgili izleyiciler, Rafet Ulutürk, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Başkanı bizimle birlikteydi. Çok uzağa gitmedik. Bulgaristan'a gittik. Oradaki kardeşlerimizin, oradaki soydaşlarımızın sıkıntılarını, dertlerini sizlere aktardık. Dünya 5'ten büyüktür de Bulgaristan'ı incelemiş olduk. Bulgaristan'daki kardeşlerimizi sizlere anlatmış, tanıtmış olduk. Ve programı burada nihayete erdiriyoruz. Görüşünceye dek Allah'a emanet olun.